Şems-i Tebrizi ki daret Nati peygamber zi Tribüne buluşmalarında bugün herhalde benim ömrüm kadar huzuru pire hizmetleri vardır. Biz onun sesiyle, soluğuyla Hazreti Mevlana'nın huzuruna tek kanatla geldik. Ama Zat-ı Ali'leri iki kanatla gelip kondular buraya. Çok büyük bir tecrübesi var. Bu tecrübenin irfanı var, ilmi var, hikmeti var. Biz onu daha çok sanatıyla biliyoruz gerçi. Bugün bu türbünlü buluşmalarında devlet sanatçısı, sanatkar büyüğümüz Ahmet Özhan ağabeyimizi konuk edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi efendim albümlerinden, konserlerinden, televizyon ve radyo programlarından bildiğimiz Ahmet Özhan ağabeyimizin bir de kitabı var. Kitabın adı Ayrılık Yaman Kelime. Hemen bu bulunduğumuz alanın girişinde mevcut. Bu bir saatlik sohbetten sonra eğer izin verirlerse biz de okuyucular için bir imza günü tertip edildi. Tabii, memnuniyetle. Sohbeti bitirdikten sonra başlayacağız. Ancak yine kendilerinin ve sizin müsaadenizle bugün Konya'mızın son usullü, gelenekli Mevlevi büyüklerinden birisi sabah namazından sonra Hakk'a yürüdü. Mustafa Karatekin Efendi 97 yaşındaydı. Cenab-ı Hak menzilini mübarek eylesin. Onu Hazreti Mevlana'ya, civarı Mevlana'ya komşu eylesin inşallah. Şimdi efendim Ahmet Özhan Bey, ağabeyimiz bu meydana geldiklerinde genç ve büyük bir sanatkardılar. Buraya geldikten sonra da sanatkarlıkları daha da büyüdü. Biraz evvel o iki kanatla gelip kondu dediğimin içeriğinde o hem bizim bugün istesek de ulaşamayacağımız bir dünyayı görerek geldi. Oradan getirdiği tecrübeyi de burada Hazreti Pir'in huzurunda tevhid etti, birleştirdi. Öyle olunca hepimiz kendimizden düşünelim. Bir insan ömrü için çok az kişiye nasip olacak bu büyük tecrübeden kendisi ne süzdü, ne yorumladı. Bugün onları dinleyeceğiz ama evvela müsaade buyururlarsa şu soruyla başlayayım. Buyurun. Fahrettin Efendi Hazretleri buyurmuşlar ki, bu Mevlana sözünden murat Hazreti Mevla'dır. Konya'mızın da büyüklerinden dahi büyük körükçü hoca merhum, Mevlana, Mevlana, min külli ve çin evlana derlermiş. Mevlana, Mevlana bizim için her cihetten daha önemlidir buyururlarmış. Fahrettin Efendi Hazretleri'nin himmetleri hazır olsun. Bu Mevlana lafzından murat Hazreti Mevla'dır sözü sizin irfanınızda nasıl yankı buldu? Müsaadenizle ben de ara ara oturabilir miyim? Lütfen. Hatta böyle teşvik etseniz daha memnun oluyorum. Peki efendim. Evvela bu buluşmaya gelen sevgili konuklarımıza, dostlarımıza gönül dolusu merhabalar ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sizin de o güzel sözleriniz için size minnettarım. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. İnşallah Cenab-ı Hak nefsim tarafından değil de fıtratının tarafından algılamayı nasip eder. Ve
41. yıl olarak yine Huzur-u Mevlana'da olabilmek ve hizmette olabilmek benim için hayatımın en önemli mükafatıdır, lütfudur, keremidir Cenab-ı Hak tarafından bana takdir edilmiş olan. Bunu açıkça söylemeliyim. Ömrümün en büyük madalyasıdır. Huzur-u Mevlana'da bulunmak, hizmetin bir köşesinden minicik de olsa tutan bir el olmak, o eli bana muvakkaten de olsa vermiş olan Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükrederim, hamd ederim. Buyurduğunuz üzere Mevlana'dan garaz Mevla'dır. Amenna ve saddakna öyledir. Zaten meseleye biz tevhid açısından bakmak, vahdet açısından bakmak gibi bir neşeye sahibiz. Beceremesek de, gücümüz yetmese de, hani ne misal, karınca telaşla gidiyormuş, demişler hayırdır, nedir bu telaşın? İbrahim peygamberi Nemrut ateşe attı, sana ne? Su taşıyorlar ateşi söndürmek için. Tamam. Yine sana ne? Ben de su taşıyanların tarafında olduğumu göstereceğim. Bizim Hazreti Pir'e olan hizmet gayretimiz bundan ibarettir. Hizmet edenlerin gittiği yoldan gitmeye gayret etmektir. Başka bir şey değil. Cenab-ı Hak bu kadarından da mahrum eylemesin. Evet, tevhid anlayışımız da bu kadardır. Vahdet anlayışımız da bu kadardır. Bir iddia sahibi olmak kula yakışan bir şey değildir zaten. Bu yüzden size şunu arz etmek isterim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da öyle buyuruyor. Nereye dönerseniz dönün, ancak benim veçime dönersiniz. Bundan hareketle bakacak olur isek, varlık aleminde nereye dönülürse dönülsün, ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'ın veçidir oradaki olan. Ve netice itibariyle Hazreti Mevlana'dan garazda tabii ki Mevla'dır. Hazreti Mevlana'da açığa çıkan sıfatlar ve esmanın gücü, yaptırım gücü, Cenab-ı Hakk'a ait olan esmanın açığa çıkışıdır. Amenna ve saddakna. Bu yüzden Fahrettin Efendi Hazretleri'nin bu sözünü büyük bir sadakatle gönlümüze nakşediyoruz efendim. Ben de bunu söylemek isterim. Şimdi sizin sözünüzden, sohbetinizden pek çok soru var aslında ama izniniz olursa iddia sahibi olmak kula yakışan bir şey değildir buyurdunuz. Evet. Bu kelimelerden, lafızdan anladığımız bir şey var ama arkasında olan nedir? Onu bizimle paylaşır mısınız efendim? Estağfurullah. Efendim, iddia sahibi olmak için bir şeye malik olmak lazımdır. Kul ancak emanetçidir. Kulun güveneceği ve sonuna kadar benim diyeceği, ben diyeceği, bende diyeceği hiçbir şeyi yoktur. Ne var ise Cenab-ı Hak tarafından ona muvakkaten verilmiştir. Bu yüzden insanın iddia sahibi olması, benlik sahibi olması, nefis sahibi olması, nefsaniyet sahibi olması daha doğrusu muhal bir şeydir, mümkün olmayan bir şeydir. Bunu söylemeye gayret ettim. Çünkü Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e Ashab-ı Yüzin sual ediyorlar. Cenab-ı Hak alemleri yaratmadan önce neredeydi diye. Efendimiz'in cevabı, Allah var idi, yanı sıra hiçbir şey yok idi buyuruyor. Sonra Cenab-ı Ali'ye bunu aktardıklarında Cenab-ı Ali'nin cevabı da el an kemâ kân oluyor. El an öyledir. Yani Allah vardır, yanı sıra bir şey yoktur. Ondan dolayı hiçbir kul Allah'tan varisi bir şekilde var olmadığından dolayı ona ait sonsuza kadar onda olacak olan hiçbir şey yoktur. Onun için de iddia sahibi olmak bir kulun
haddi değildir. Şimdi efendim bu anlattığınız çok yüksek bir idrak herhalde gerektiriyor. Estağfurullah, yani bir kulun idrak etmesi gereken bir alfabe diye ben bakıyorum buna. Bunu şimdi gündelik hayatımız içinde biz neyle nasıl yapabiliriz? Bu buyurduğunuz, yani Hazreti Hakk'ın Zat-ı Ecelli alasından başka hiçbir şey yok. O zaman bendeniz nasıl gündelik hayatımı devam ettireceğim? Bu hakikaten yakıcı bir şeymiş gibi geliyor bendenize, benim için öyle tabii. Estağfurullah, estağfurullah. Efendim, şu idrakle olmamız lazımdır ki La mevcude illa hu, yani demin arz ettiğimiz ve daha önceki ayeti beyanatta da buyurulan وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Yani hiçbir şey yok. Nereye dönerseniz dönün, ki bu Mevlevi Sema'nın sonundaki Ahş-ı Şerif'te mutlaka okunması gereken bir bölümdür. Sure-i Celil'in bir ayeti kerimesidir. Bu yüzden ve de Cenab-ı Mevlana ve onun çağdaşları, önceleri ve sonralarının kâmilleri adına her zaman varlığın tekilliği, tümelliği, hüvelevveli vel ahiri ve zahiri vel batın oluşu itibariyle bütün izafi varlıkların, yani göreceden ibaret, muvakkaten var olan ve aslında zatiyet taşımayan her şeyin aslı ancak ve ancak Cenab-ı Hakk'ın zat sıfatla esmasıyla açığa çıkmış olan bütün varlık alemini Hakk'a ayna olduğunun gerçeğinden hareket edilir ise İslam'ın hakikati, yani ahlak-ı Muhammedi, hakikati Muhammedi düsturuyla eğer varlığa bakacak olur isek mutlaka ve mutlaka baktığımız her objede Cenab-ı Hakk'ın bir muradının açığa çıktığını tespit etmek durumundayız. Her varlığın kımıldayışında Cenab-ı Hakk'ın bir fiilinin açığa çıktığının farkındalığına ermiş olmamız gerekmektedir. İslam'ın hakikati budur. Cenab-ı Hak sizin için İslam'ı beğendim, razı oldum ve kemale erdirdim derken ancak işte bu mutmainneyi de yanında bize verdiğini beyan buyurmaktadır. Ama biz maalesef taklidi bir iman ile hayata başladığımızdan dolayı sadece anne karnındayken ve hatta anne rahminde oluşmadan önceki anne ve babanın tahayyülatı ve yedikleri yiyeceklerle oluşmuş olan sperm ve yumurtaların taşıdığı karakterin rahimde birleşmesiyle sonra ana rahmindeki süreç içerisinde annenin neşesi veya kederi ve üzüntüsü veya mahrumiyeti gibi hallerle hallendiğinde bu nutfeciğin de bundan etkilenerek bir karakter sahibi olduğu ve öncesindeki genetik verasetle yedi göbek öncesinden taşıdığı genlerle oluşan bir takım yine karakter oluşumlarıyla ve anne rahminden çıktığı anki gök haritasının atmış olduğu, o anki gök haritasının atmış olduğu formatla bir kişi dünyaya gelmektedir. Bu bir beyaz kağıt gibi insan dünyaya doğar lafı doğru değildir. Bu arz ettiklerim tamamen ilmi, bilimsel bir gerçeklerdir. Ve insan kucağında bu suallerle, bu imtihan sualleriyle dünyaya gelir. Sonra ailesinin sahip olmuş olduğu bilgi, adetler ve irfan ile tabii ki bu çocuk etki altına girer. Ve onlar gibi tabii anne doğru söyler, tabii baba doğru söyler, tabii dede doğru söyler. Sonra bu çocuk mahalleye çıkar. Mahalledeki cari olan hükümlerle şartlanması devam eder. Sonra bu çocuk okula gider. Zamanın siyasi otoritesi tarafından baskıyla yazılmış olan kitaplarla tarih öğrenir. Din anlayışı oluşur ve bütün bunlarla bir kişi ortaya çıkar ve fıtratınla alakası yoktur o kişinin. Tamamıyla şartlanmalarla oluşmuş, zanları hüküm olarak düstur edilmiş bir kişi çıkar ortaya. Ve onun taraftarlıkları vardır.
tarafgirdir. Siyasi taraftarlıkları vardır, sportif taraftarlıkları vardır, sosyal taraftarlıkları vardır, ahlaki taraftarlıkları vardır. Ve sonra bir gün eğer hakikaten Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu akıl, fikir, izan, vicdan ile meseleye yaklaşacak olur ise, söyledik, anladıklarını ve bugüne kadar şartlanmış olduklarını bu izana, bu kalbe, bu fuada, bu vicdana, bu izana, bu ahlaki normlara yatırdığında, bu çarpıklıkları gördüğünde bunların telafi edilmesi, bunların tasfiye edilmesi, bunların tesviye edilmesi ve bunların ahlaktan tahliye edilmesi gibi zarureti bir yaşam biçimi haline getirmez ise, bu kişi bu yanılgılarıyla beraber ne hakkı müşahede edebilir ne de Muhammedi bir yol bulabilir ve ömrünü boşa harcar ve sonu da maalesef pişmanlıklar, ahlar. Şimdi efendim, affınıza sığınarak felsefedeki adıyla ontoloji, yani varlık felsefesi, siz meseleyi, teşekkür ederim, çok daha manevi, ulvi bir noktadan tutup gündelik hayatın içine kadar getirdiniz. Diyelim ki kişi bu sizin buyurduğunuz hususlardaki ön yargılarda bir kabuk içinde, kabuk içinde, kabuk içinde yaşadığını fark etti ve gönlünde bir şeyler başladı. Evet. Bunu tek başına sizin dediğiniz cihetten tamamlamak imkanı var mıdır yani? Kendi başına halledebilir mi bu durumu? Hayır. Tek kelimeyle mümkün değil. Hayır. Çünkü insanın nefsi kendini çok kolay aldatır. Ben haklıyım, ben doğru düşünüyorum, benim söylediğim merkeze uygundur gibilerin düşüncelerle kendi kendini maalesef ifade eder. Onun için mutlaka bir mehenge ihtiyacı vardır. Diyeceksiniz ki Kur'an ve sünnet varken başka mehenge gerek var mı? Zamanımızın yanılgılarından bir tanesi de budur. Kur'an'dan benim ne anladığım önemlidir. Ne kadar anlayabildiğim önemlidir. Halbuki anlaşılması gereken bir çok ciddi bir seviye vardır, bir pozisyon vardır, bir potansiyel vardır. O zaman siz bunu daha önceden meşketmiş ve o denklemleri çözdüyseniz benim size mutlaka müracaat etmem ve beni kolaylaştırmanızı sağlamam lazımdır. Yani bir aydınlatıcıya, bir temizleyiciye, yani teknik ismiyle bir mürşide mutlaka ve mutlaka ihtiyaç vardır. Mürşit demek aydınlatıcı demektir. Şeyh demek aydınlatıcı demektir. Bir takım siyasi veyahut dedikodularla İslam alemini ifsad etmek, kolaylıkları ortadan kaldırarak zorlukların ortaya hakim olması ve netice itibariyle de ümmeti Muhammed'in kaosan çıkmaması gayretiyle kirletilmiş olan ıslahlar, yani terminolojiler, yani işte dini kavramlar araştırılmadan, nedir ne değildir diye bakılmadan kanaat sahibi olur isek hayatımızda çok büyük şeyleri ıskalamış oluruz. Onun için yakın tarihimizde bu ıslahlar, bu kavramlar çok fena kirletilmiştir. Bunlara itibar etmeyiniz, araştırınız, mutlaka ve mutlaka varlıksal bir bilgi sahibi olunuz. Mürşidin varlıktan nasıl belirginleştiğini, nasıl açığa çıktığını ve nasıl bir işlevsellik içerisinde topluma hizmet için Cenab-ı Hak tarafından yollandığını ve bütün efalin mutlaka ve mutlaka netice itibariyle Cenab-ı Hakk'a dayandığını bilerek meselelere yakın keşfetmeye çalışmamız lazımdır. Aksi takdirde maalesef bir güruhtan, bir sürüden farkımız kalmaz. Şimdi efendim, söz arasında vurguladığınız bazı hususlar var. Onları sormak isterim ama. Buyurun efendim. Öncelikle eğer izin verirseniz, siz biliyorsunuz ki, buyurdunuz ki kişinin gönlünde bazı hareketler, kıpırdanmalar olabilir. Zihninde bazı şimşekler çakabilir. Hakikate doğru, hakikate, hakikat isteğiyle. Fakat bir mürşid-i kamile ihtiyacı var. Mürşitsiz
hocasız, öğretmensiz bu iş olmaz. Olmaz efendim. Ama çok aktüel bir konudan müsaadenizle bir parantez açmak isterim. Tabii ki. Bizim toplumsalımızın bu hususta çok ağır tecrübeleri var. Evet. Peki bu buna nasıl bakmalıyız? Nasıl bir hakikat ehli mürşit bulmalıyız? Nasıl hakikat ehli bir dost, öğretmen bulmalıyız? Çok tecrübenizden ve bilginizden istifade etmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim, mürşit tamamıyla ahlak-ı Muhammediye ile ahlaklanmış olan kişi demektir. Aydınlanmış ve aydınlatmaya muktedir kişi demektir. Yani mürşit yıldızdır. Uydu değildir. Yıldızın ışığı kendindendir. O mürşidin kendinden olan ışığı da Cenab-ı Hakk'a aittir. Yani mürşit Hak'ta hak olmuş olan, Hak'ta haklığının farkındalığını yaşayan kişi demektir. Yoksa Hak vardı, birisi vardı, mürşid oldu da sonra da o Hakk'a duhul etti gibilerinden çarpık ve sapık düşünceler söz konusu değildir. Varlık aleminde sadece ve sadece var olan Hak'tır. Fakat işte demin de arz ettiğim gibi bir takım izafi, ayrıymış gibi görülen şeylerin kendi hakikatlerine dönmesi, yani Cenab-ı Pir Efendimiz'in gel diye tercüme edilen dön çağrısı, fıtrata dönmek olarak, hakikate dönmek olarak, asla dönmek olarak düşünülecek olursa bu arz ettiğimi teyit eder. Bu şekilde birisini diyeceksiniz ki tamam bunu anladık da nereden bulacağız? Nereden bulacağımızı söyleyeyim. Bir insanın izanı, feraseti, bir topluluğa baş kesilme sevdasında olan kişiyle o topluluk tarafından lütfen ve keremen başlarına tac edilmiş olan kişiyi birbirinden ayırabilir. Feraset bunu ayırabilir. Bir kişinin yanına gittiğiniz zaman o kişi de o kişinin sözlerinde siyasetle, parayla, pulla, kasayla, keseyle, şanla, şöhretle, cinsellikle alakalı sözler görür iseniz eğer oradan veba varmış gibi kaçınız. Kaçınız. Eğer orada büyük bir mahfiyet, orada bu söylediğimiz beşeri kaygıların tümünden arınmış tertemiz bir Muhammedi suret duruyor ise onu da Cenab-ı Hakk'ın cemalini bulmuş gibi yapışın derim. Bu emin olun ki samimi ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu aklı maadı kullanan kişiler için keşfedilebilecek, fark edilebilecek bir sevda türüdür. Ve size hiçbir zarar getirmez ve mutlaka ve mutlaka sizin miracınızı gerçekleştirmenize büyük ölçüde himmetkar olur. Ya Hazreti Mevla, Şems-i Tebriz'i kidaret, Nati Peygamber'zi ben.